İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel basit bir uygulama yapalım. Bakalım ne yapalım. Geçen kaldığımız derste kullandığımız sayfaları sildim. Resimleri de silebiliriz aslında. Şimdi arkadaşlar buradan bir Keypad uygulaması yapmak istiyorum sizinle. Şimdi arkadaşlar buradan text kullanıyorum. Evet. Burayı boş bırakalım. Şimdi 1'e tıklandığında burası 1 olsun. 2'ye tıklandığında 2 olsun. 3'e tıklandığında 3 olsun. Bu işlemi yapalım. Yani daha buton koyalım da tamamlama butonu olsun. Burada delete butonu olsun. Şimdi arkadaşlar sıfıra tıklandığında yine send component ID'yi işlem alalım. T0 TXT eşittir T0 TXT plus tırnak işareti içerisinde 0. Ne yaptım aslında? C diline benzer. C dili kullanıyor aslında. T0 TXT'nin içerisine 0 yazdır. Yaptı. Aynı şekilde bunu kopyala yapıştırla çoğaltabiliriz. 1 için 1, 2 için 2. Şimdi bu TXT yazdık ya. Buna küçük bir açıklama yapayım ben size. T0'a tıkladığımızda bu arada TXT çıkıyor. TXT burada fark ettiyseniz biraz daha koyu yeşil şekilde yazılmış. Yani bu aslında bizim değişkenimiz olarak belirleniyor. Yani buraya istediğimizi yazarsak ne yazarsak çıkacaktır ekrana. Ya aslında bu değişken anlamına geliyor. Burada mesela progress bar diye bir şey var. Progress bar'da ise value diye bir durum var. Bunu 75 yapalım, %75'inde olur. Bu da bizim için bir değişkendir. Ha, bunlar parametre olduğu için öyle programda biraz daha koyu renkte yazdırılmış. Bunlar önemlidir aslında. Evet.
Şimdi arkadaşlar T0 kaç haneli olmasını istiyoruz? Burada maksimum sayıyı belirleyebiliriz. Mesela 4 haneli bir ping gireceğiz. 4 tane olması için buraya 4 yazdım. Şimdi burada şunu yazmadım. Bu x birer birer azalsın anlamında kullanmıştım ben. T0 TX'di. Eşittir. Yani aslında silme. En başa dönme değil de birer birer sayıya 4 tane yazdıysak 3 tane olması için. Bunun komutu böyledir arkadaşlar. Eksi 1 yazarız. Burada del için şöyle yapalım. Bu da tamamını silsin. Yani en başa döndürsün. Bu, yanlış hatırlamıyorsam şöyleydi. Bir compile edelim, hata verecek mi? Vermedi. Aynen böyleymiş. Şimdi 4 tane yazabiliyoruz. Çünkü orayı ben 4 yapmıştım. Peki bu şifre kontrol sistemi yapacağız. Bu nasıl olacak? Burası biraz karışıktır arkadaşlar. Yani mesela bizim şifremiz 1 2 5 8 olsun ya da 0 2 5 8 olsun. Eğer bu 0 2 5 8 doğru girilirse ekranda doğru yazsın. Yanlış girilirse ekranda yanlış yazsın. Bu mantığı aslında çok basittir. If else'e kontrol ettirebiliriz. Benim bir arkadaşım variable şeklinde kontrol ettirmiş. Şurada variable'ları kullanmış. Ben if else'i daha basit gördüğüm için o yüzden if else'i kullanacağım. 0, 2, 5, 8 lazım. Eğer bu böyleyse böyle olsun anlamında kullanacağız. Şimdi arkadaşlar burada ben ya çok büyük bir sorun yaşamıştım. Küme parantezini açtıktan sonra küme parantezinin yanına bir kod yazarsak burada output bölümünde bize hata verir. Bu yüzden bir satır aşağı inmemiz gerekiyor. Aynı şekilde küme parantezini kapatırken de tek olması gerekiyor. Yani bizim şu aradaki satıra kodu yazmamız lazım. Yoksa çıktığımızda bize hata verecektir. Compile etmeyecektir çıktığımızı. T0 TX'de eşittir. T0 TX'de kapyayla yazalım. Evet. Daha sonra ekrana doğru yazısı geldikten sonra kaç saniye bekletelim? 3 saniye bekletelim. 3 saniyede bekledikten sonra page D diyelim. Yani şifre doğruysa ekrana doğru yazacak. 3 saniye sonra ise D sayfasını atlayacak. Eğer şifre yanlış ise, yani else kullanıyorum yine. Ekrana yanlış yazacak. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir durum var. Biz T0'ı 4 haneli oluşturmuştuk maksimum. Burada doğru 5 harfli ve yanlış 6 harfli. Yani ne olacaktır? Burada ilk 4 harfi alacaktır. Burada ekranı yazdıracaktır. Bunun için isterseniz şöyle bir şey yapalım. T1 oluşturalım. Biz bunları T1'e yazdıralım. T0'a değil de. Tabii yine solid color. Buna crop image yapalım. Crop image yaptıktan sonra ise buna tıkladıktan sonra eğer biz buna tıklamazsak ekran yine compile ettiğimizde hata verecektir. Yani burada picture'ın mutlaka dolu olması lazım. Tıkladıktan sonra burası saydam oldu. Şimdi biz bunu T0'a değil de T1'e yazdıralım.
H bu sefer C olsun. C yani neden C? Ekranı yenilesin anlamında. Başa döndürsün. Bakalım. Şimdi burada bir hata verdi. Neden hata verdi? Küme parantezinden sonra else böyle yazdığımız için. Şurada muhtemelen ben tek eşittir kullandım, o yüzden sante x hatası diyor. Şimdi şöyle yapalım. Benim doğru yazdığım bir kod vardı. Ben şimdi hatırlayamadım. Çok çok özür dilerim sizden. Buna bir bakalım. Delay 300. 3 saniye olması için 3000 olması lazım. Bu yüzden mi hata veriyor ki acaba? Valla ben mi yanlış görüyorum acaba ya? Şurada bir sıfırlama durumu olmadığı için mi? Bunu buldum arkadaşlar. Sorunumuz burada ilkten sonra boşluk bıraktığım içinmiş. Hepimizi 0 gibi 8 yapalım tekrardan. Simülasyona girdiğimizde yanlış şifre yazalım. Yanlış yazıyor. Doğru şifreye girdiğimizde ise diğer sayfaya geçiyorum.